Tabii gebelikte kabızlık, reflü ile ilgili çok fazla sorular var. Şeker takibi olanlar dediniz ki mutlaka şeker testini yaptırması mutlaka, gerekiyor. Evet. Ama Her gebenin. Evet, tabii yeme alışkanlıkları ister istemez değişiyor. Orada tabii ideal kilonun üzerine çıkanlar da olabilir, Evet. olmayanlar da olabilir. Tabii orada reflüsü ve dolaşım sistemi, sindirim bozuklukları, sağlık sorunlarıyla karşılaşanlar olabilir. Onlara öneriniz nedir diye Evet, soralım. şimdi biraz önce kültürümüzün el yıkama konusundaki güzelliğini paylaştım. Bir de şu anda çok kötü bir alışkanlığını paylaşıyorum. Gebelere yemek yedirme. Aman tat, aman şundan birazcık ye. Farkına varmadan gebe o kadar çok yiyor ki. Gebelikte biraz önce de arkadaşımın söylediği gibi ideali 9 kilo ile gebe kalmak ama 20-25 kilo alan gebelerimiz oluyor. Yani o kadar çok toplum besliyor ki gebeleri, kontrolsüz gidiyor. Her ne kadar üzerine çok dursak bile fazla kilo almayın. Çok gereksiz sorunlarla karşılaşırsınız. Bir sürü en basitinden gencecik kadınların bir sürü çatlakları oluyor gebelik süresinde. Çok aşırı kilo almaya bağlı. Bu çok basit bir sorun gibi geliyor ama insanın çok sinirlerini bozuyor. Ömür boyu taşımak zorunda kalıyorsunuz o izleri. Aşırı kilo aldıktan sonra doğumdan sonra da maalesef bu beslenme kültürümüz devam ediyor. Bu sefer doğurduğu kilonun bir 10 kilo üzerine çıkıyor. Aman sütün gelsin paniğiyle. O yüzden dengeli beslenmek yeterli. Yani artı sağlıklı beslenmek artı bir elma, fazladan bir elma bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani biz gebeyiz diye çok fazla yememiz gerekir. Aman kilo alsak da sonra veririz. Psikolojisi inanılmaz yanlış bir psikoloji. Çok dengeli gitmeliyiz. İlk 3, ilk 5 ayda 2 kilonun üzerine çıkmamalıyız. Ondan sonra ayda 1 kilo, 1 kilo maksimum 2 kilonun dışına üstüne çıkmamalıyız. İdeali 9 kilo diyoruz. 12-12,5 kiloyu lütfen geçmeyin. 7 kilonun altına da inmesek yeterli bizim için diyoruz. Onun için fazla aşırı beslenme bir sürü soruna neden oluyor gerçekten de. Burada etrafında olanlara biraz görev düşüyor değil mi hocam? Kesinlikle evet, zannediyorlar ki çok büyük iyilik yapıyorlar, etmiyorlar, çok büyük kötülük yapıyorsunuz. Yani ondan sonra tansiyon, şeker sorunu çıkarsa çok zor zor oluyor. Yani oturduğu yerden kalkamıyor, yattığı yerden doğrulamıyor. Yani muayene masasına yardımla yatmak zorunda kalıyor bazen gebeler. Ya da normal doğuramıyorlar aşırı kilo almaya bağlı. Doğumu bile Sezaryenleri de çok zor, aşırı kilo alan gebenin sezaryeni de çok zor. Mümkün olduğu kadar bebek de çok obez olursa çıkmıyor. Mecburen gene sezaryen yapmak zorunda destek gerekiyor. kalıyorsunuz. O yüzden kilo almanın çok gerçekten Beslenme. hiçbir gereği yok fazla kilo almanın.